Evet, tat meselesi. Evet. Valla bu işi çocukluğumuzdan beri yapıyoruz. Büyüklerimiz yapıyordu. Daha sonra biz devraldık. Çocukluğumuzdan beri devam ediyor yani bu çocuk. Bu çilek işimiz yani. Bu çilek bize Osmanlılar yaşamış burada daha önceden. Osmanlılardan kalma. Bunun fidesi İstanbul gibi bir yerden geldi tahminim. Bilmiyorum nereden geldiğini. O bize fidesi bize gelince çoğaltmaya çalıştık. Üretmeye çalıştık. Osmanlı çileği çok narin bir şey. Yetiştiremiyoruz yani. Yaz ayında gurumaya dönüyor. Aloe'ya benzemiyor. Aloe daha canlı, daha verimli. Osmanlı'nın verimi az olduğu için fazla onu yaşatamıyoruz yani. Osmanlı çileğinin hiçbir yerde bulamazsın. Tadımı, aroması çok iyidir yani. Reçellik için birebirdir kokusu. Aloe'ya benzemez. Aloe kokmaz. Osmanlı kokar. Reçellik için birebirdir. Hediyelik, reçellik çok iyidir yani. Ekim ayında ekiyoruz. Mahsulü o zaman bunun fidelerini çilpek atıyor uzun uzun çapasını yaptıktan sonra onlardan bırakıyoruz. Fidelerini alıyoruz oradan koparıp yerini çapalıyoruz yapıyoruz. Ekim ayında dikiyoruz yani. Bu aylarda Nisan'ın Mayıs'ında girerken falan Mayıs ayında topluyoruz yani. Vatandaş köylümüz ona yaygınlık verdik. Neden olduğu için Osmanlı çileği narin yetişmiyor. Aloe çileği daha azman daha verimli olduğu için o ona yöneldi vatandaş yani. Aynı sezonda ekiyoruz yani. Ekim'de ekiyoruz. Mayıs ayında topluyoruz verimi gelince yani. Havalarımız iyi giderse, iyi. Havalar şey giderse tabii biraz randıman düşüyor. Neden? O da ütübetten çürümeye dönüyor. O oluyor yani. Bu işi benim çocukluğumdan beri devam ediyor yani. Büyüklerimiz de yapıyordu yani. Yeni yetişen nesiller yapamaz yani. Anca emekliler olur bizim gibi. Anca onlar yapar. Bunun zahmeti çok. Dayandırmak, yapmak çapası çok zor yani. İçine bunu yazda, senede yani yaz mevsiminde en azından 7-8-10 tava giriyoruz. Otuğu, çilpeği, yaprağı da bunun zahmeti başka bir şeye benzemiyor. Çok zahmetli mahsul. Mesela çileğin çileği oldu. Verimi aloe'ye benzemez. Aloe bundan fazla verilir ama bunun tadı, aroması daha başkadır.